Kuzey Buz Denizi'nin buzlarla kaplı manzarasında birçok ilginç memeli hayvana rastlamak mümkün. Tok balıkları ve morslar buzun üzerinde tembel tembel gezinirken, okyanusun diplerinde uzun ve sivri dişleriyle garip görünen deniz gergedanı narin hareketlerle avlanır. Sevimli beyaz balinalar neşeli sesler çıkartarak beraberce suyun altında yüzerler. Tüm deniz memelileri gibi beyaz balinalar da Kuzey Buz Denizi'nin buzlu sularına dalmadan önce hava solumak için yüzeye çıkarlar. Atlas Okyanusu'nun derinliklerinde dünyanın en ilginç hayvanlarından bazıları yaşarlar. Bu hayvanların çok da ilginç avlanma yöntemleri vardır. Bu garip görünüşlü fener balığı kendi ışığını kullanarak küçük balıkları ağzının içine çekmeye çalışır. Obur yılan balığı ise çenesini o kadar geniş açar ki kendisinden iki kat büyük hayvanları bile rahatlıkla yutabilir. 300 geçli balıksa okyanusun dibine doğru yüzer ve orada yiyeceğini arar. Okyanusun dibinde sanki üç ayaklıymış gibi yüzgeçlerinin ve kuyruğunun üzerinde durarak avlanır. Hint Okyanusu'nun ılık ve tropikal suları tüm deniz hayvanları için idealdir. Adaların etrafındaki mercan kayalıkları, palyaço balıkları ve kayalıklarda yaşayan köpek balıkları gibi birçok canlının barınak yeridir. Avustralya'nın batı kıyılarındaki yosunluklar, deniz yılanları, deniz kaplumbağaları ve sevimli deniz memelileri dugonlar için besin kaynağıdır. Denizlerin açıklarında büyük ton balığı sürülerine rastlanabilir. Uçan balıksa sudan çıkıp geri dönmeden önce havada, dalgaların üzerinde bir süre süzülür. Dünyanın en büyük okyanusu olan Pasifik Okyanusu'nda bu vatoz cinsi gibi pek çok ilginç balığa rastlanabilir. Karanlık okyanus dibi boyunca rastlanan dar yarıklar dünyanın en derin noktalarını oluştururlar. Sualtı depremleri nedeniyle bu suları keşfetmek oldukça tehlikelidir. Okyanusun dibi boyunca uzun kaya yığınlarında kümelenmiş dev solucanlar bulunur. Bu kayalıklar okyanus sularına sıcak ve zehirli su pusuluyorlar. Okyanusun yüzeyine yaklaştıkça gün ışığı sulara hayat verir. Uzay seyahatlerine çıkacak olursak, Ay'a, yıldızlara ve bizi çevreleyen diğer gezegenlere daha yakından bakabiliriz. Bilim adamları, uzayda yaptıkları araştırmalarla dünyanın milyonlarca yıl önce nasıl oluştuğu hakkında birçok şey öğrenebilirler. Özel uydular kullanarak hava değişimlerini görüntüleyen fotoğraflar gönderir, dünyanın bir ucundan diğerine mesajlar iletirler. Dünyamız keşfedilmeyi bekleyen sonsuz evrende sadece küçük bir gezegendir. Oh,
Programdan çıkmak istediğinden emin misin?